Çeron işçilere kadro konusuyla devam edeceğiz. Çalışma Bakanı Jülide Sarıyeroğlu geçtiğimiz günlerde taşeron işçilere kadro için yıl sonu müjdesi verdi. Çalışmalar sürüyor bu konuda. Peki sendikalar ne düşünüyor ve ne istiyor? Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay şu anda Ankara'da Arzu Çetin'in yanında. Arzu, söz sizde. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıyeroğlu'nun işte bu açıklamasından sonra taşeron işçilerin de gözü kulağı Ankara'dan gelecek haberde. Türk İş Başkanı Ergün Atalay şu anda bizimle birlikte taşeron işçilerin mevcut sorunlarını, beklentilerini ve çözüm formülleri üzerine konuşacağız. Sayın Atalay, Bakan Jülide Sarıyeroğlu Çalışma Bakanı açıkladı. Maliye Bakanlığı çalışıyoruz dedi. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de ne kadar taşeron işçi var aileleriyle birlikte değerlendirdiğimiz zaman? Şimdi 5 milyon, 1 milyon hesap ettiğimiz zaman ortalama 4,5-5 milyon civarında taşeronun ailesi var, kendisi var, yakını var, çoluğu var, çocuğu var. Yani büyük bir aile. Aşağı yukarı bu 10 yıldır devam eden bir süreç. 1,5 yıl oldu, bir söz verildi. Netlenmeyen bir süreç. Yani bu işçiler İşe gidiyorlar, akşam eve geliyorlar, iş yerinde verimlerinle ilgili sıkıntı var, evde huzurla ilgili sıkıntı var, oldu mu, olacak mı? Aracı beni işten çıkardı mı, çıkartacak mı? Böyle bir uzun süreç. Yani taşeron işçilerin her an işten çıkarılma korkusuyla değil mi? Her sabah işe gidiyorlar. Evet efendim, aynen öyle. Şimdi burada arada aracı var. İşte aracı taşeronları nereden? İşte bulunduğu vilayetten, ilden, ilçeden alıyor yahut işte dışarıdan alıyor bölümünü. İşte bu başladığı zaman, ilk başladığı zaman ne yemek var, ne servis var, hiçbir şey yoktu. İşte sıradan bir asgari ücret, hala asgari ücreti almayanlar vardı. Asgari ücret veriyordu aradaki aracı. Dışarıda 200 lira, o zaman parasından 150 lira para alınıyordu. Şimdi süreç tabii ki daha iyi ama daha iyi olmasının sebebi, mükemmel olmasının sebebi, işte Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta açıkladı, işte Başbakanımız hafta sonu konuştu, Sayın Bakanımız hafta başı konuştu. İşte dün de beraber telekom sözleşmesinde Çalışma Bakanımız dedi, Ulaştırma Bakanımız dedi, pardon, devlet verdiği sözler. Zannediyorum sene sonu geçmeden, 2018 başlamadan sonlanması gerekiyor ki öyle ifade ediyorlar. Tabii çok uzun bir süreç. Bu dediğiniz gibi yaklaşık 10 yılda devam eden bir süreç. Öyle ifade ediyorlar. Sizin bakanlıkla, hükümetle çalışmalarınız ne aşamada? Sizin çözüm formülünüz nedir bu noktada? Şimdi biz burada Türk İş olarak 10 yıldır süren bir süreç var bizle ilgili. Bununla ilgili sendikalarımızın harcadığı büyük paralar var. İşte mahkemelerde avukatlara harcadığı paralar var. Netice aldığımız davalar var, alamadığımız davalar var. İşte bununla ilgili yaptığımız Sıhhiye'de 2003'te miting yaptık. Arkadan 2004'te bir daha miting yaptık. İllerde, ilçelerde paneller, seminerler, mitingler. Yani biz her gün 10 senedir aşağı yukarı 3 günde bir taşeronu konuşuyoruz. Dağlar taşlar kıdem tazminatı inşallah gelmez. Onu da konuşuyorduk bundan evvel. Şimdi onu konuşmuyoruz. Geçici işi konuşuyoruz ki bunlar toplumda temin ifade ettiğiniz işte 1 milyon çalışan olsa ortalama 4,5-5 milyonu ilgilendiriyor. Ama inşallah sene sonunda netlenir, sonlanır, biter. Bunlar devletin şemsiyesi altında çalışmaya başlarlar. Şimdi bizim her yerde ifademiz şu. Bunlar bir bölümü kıdem tazminatında yoksun, bir bölümü sosyal haklardan yoksun. Devletin çatısı altında girdiği zaman bir sıkıntı, bir problem olmayacağını taşerondaki çalışanlar biliyor. Talebimiz ne? İşte bunların talebimiz bizim, bunları sistem altına alınsın. Hepsi bunlar işçi sendikaların çatısı altında görev yapsınlar. Ama daha uygun olanı işçilik işi yapan işçi yapsın, memurluk işi yapan memur yapsın. Böyle bir düzenleme daha sağlıklı olur, daha sağlıklı olur böyle bir düzenleme. Bununla ilgili şimdi bizim de çalışmalarımız var. Bizim dışımızda sendikaların da çalışmaları var. Yani biz bununla ilgili 10 senedir sabah kalkıyoruz, taşeronu konuşuyoruz. Akşam kalkıyoruz, taşeronu konuşuyoruz. Bir de onun yanında onun kadar sıkıntılı, problemli geçici işçi var. Geçici işçiye geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Kadro. Kilit kelime burada kadro mu? Devlet şemsiyesi altında dediniz çünkü. Kadro istiyorsunuz değil mi? Herhangi bir iyileştirme şimdi, değil. Şimdi bununla ilgili iyileştirme ne olur mesela? Bununla ilgili iyileştirme ile ilgili bu meseleyi çözemezsiniz ki. Yani şimdi taşerondan çıkıp devlet kendi taşeronu olacak hali yok. Yani burada devletin nasıl burada kamuda çalışan işçi ne durumdaysa, memur ne durumdaysa onlar da aynı statüde olsunlar. Yani istediğimiz bu, devletin çatısı dediğim bu benim, ifade ettiğim bu benim. Yani burada hadi devlet ayrı bir birim kurup bunlarla bir öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Aynı sosyal haklara, aynı maddi ve sosyal haklara sahip hani olması. İki senede bir yahut işte bir sözleşme yapsın. O sözleşmede
işçiler ne hak alıyorlarsa onlar da normal işçi gibi aynı hakları alsınlar. Sosyal haklardan istifade etsinler, ücret zamlarından istifade etsinler. Yani en kısası huzurlu, sağlıklı çalışsınlar, sağlıklı, huzurlu evlerine gitsinler. Yani çünkü bunlar, biz neyi konuşuyoruz? 2,5 milyon parayı konuşuyoruz. En büyük para, en fazla parayı konuşuyoruz. Şimdi burada devletin alacağı verdiği para bu civarda paradır. Biz diyoruz ki bunu bize verin. Ki bu ülkede bununla geçinen, bunun altında geçinen milyonlarca insanlar var. Yani burada hanlar istemiyoruz, hamamlar istemiyoruz, araba istemiyoruz, hiçbir şey istemiyoruz ki. Diyoruz ki işte bize 2,5 milyon civarında bir para verin. Biz devletimize vermese de zaten çalışmaya devam ediyor. Çalışalım dediğim gibi. Aracılar çıksın arada. Aradan aracı çıksın. Hani devletin maliyeti ne oluyorsa o aynı parayı taşeron kardeşlerimize, arkadaşlarımıza versin, aracı çıksın. Biz sözleşme zamanında normal sosyal hakları hallederiz, çözeriz. Evet. Son olarak da geçici işçiyi konuşalım. 25 bin, 30 bin kadar geçici işçi var değil mi? Onların ne kadar çalışma süresi? Şimdi bunlar 20 yılın üzerinde çalışan insanlar var. Bunlar daha taşerondan daha eskiler. Bunlar karayollarında var, tarımda var, ormanda var, demiryollarında var, Çaykur'da var. Bunlar senede 5 ay 29 gün çalışıyorlar. Bir gün fazla çalışamıyorlar. 6 ay çalışamıyorlar. Bunlarla ilgili işte taşeronla ilgili bu konuyu gündemde bu konu. Onunla ilgili bu konuyu çözmek lazım. Çünkü 6 ay çalışıyorsunuz. Senede 6 ay çalışmıyorsunuz. 6 ay sigortanız ödenmiyor. 6 ay maaş almıyorsunuz. Ki devlete bunun ek yükü de yok. Ki kurumlar bunları çıkartıp bunların yerine taşeron işçi alıyor. Diyoruz ki bu 12 ay bunlar çalışmaya devam etsinler. Hatta öyle bir yerler var, iş yerlerimiz var. Diyelim 12 ay iş yok, 11 ay iş var. 11 ay çalışsınlar, 10 ay çalışsınlar. Ama 6 aylık süre, 5 ay 29 günlük süre aradan kalksın. Daha önemli bir şey var. Ağustos ayında iş kazasında ölenlerin rakamı 217. Günde 7 kişiden fazla. 8 ayda iş kazasında ölenlerin sayısı 1338. Geçmişte günde 3 tane kardeşimiz iş kazasına, iş cinayetine kurban gidiyordu. Sayı 7'ye çıktı. Bu sürdürülebilir bir iş değil. Yani bu devam edecek bir tablo değil. Bununla ilgili ülkeyi yönetenler, bununla ilgili toplumun tüm kesimleri taşın altına elini koysunlar. Günde 7 tane işçi bu ülkede her iş kolunda can veriyor. Yani bu kabul edilir bir şey değil. Bunun için herkes burada elinden geleni yapmak durumunda. Çok teşekkür ederim Sayın Atalay. Size de çalışmalarınızda kolaylıklar gelsin. Ben teşekkür ediyorum size. Sağ olun, hayırlı yayınlar. Evet, yaklaşık 10 yıldır devam eden bir süreç. Hükümetin çalışması devam ediyor. Sendikaların, konfederasyonların çalışması devam ediyor. Ve milyonlarca taşeron işçi de aileleriyle birlikte baktığımız zaman 4-5 milyonu buluyor. İşte onlar da artık yıl sonuna kadar Ankara'dan gelecek. Bu müjdeyi bekliyorlar. Gözü kulağı Ankara'da. Biz de hem hükümetin hem de konfederasyonların çalışmalarını bu noktada ilerleyen dönemlerde ekranlara getirmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım. Evet, taşeron işçiler bu kararı bekliyor merakla ve muhatapları ne diyor ekranlarınıza taşıdık.